Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 308 diğer hazır değerler hesabını isteyeceğiz. Şimdi konumuz hemen başlayalım arkadaşlar. Daha önceden hesap planını görmüştük. Merkez Yönetim Muhasebe Etmeni'nin hesap planını. Şurada tekrar göstereyim size arkadaşlar. Neydi? Bilançonun bir dönem varlıklar ana hesap grubu vardı. Bunun ilk başlangıcı 10 hazır değerler hesap grubuydu. Hesap grubunda neler vardı? Hazır değerler hesap grubunda 100 kas hesabı, 101 alınan çekler hesabı, 102 bank hesabı, 103 verilen çekler ve göndermemeler hesabı diye devam ediyordu. Şimdi dikkat ederseniz, örnek veriyorum, 100 kas hesabına baktığınız zaman bu hesabın bir işleyiş mantığını anlarsınız. Kas hesabı ne, yani benzine yatan bir tutar olacak ki bunu işleyeyim veya 101 alınan çekler hesabı nedir? Demek ki muhasebe birimine bir çek veriliyor ve buna karşı muhasebe kaydı. Veya 102 bank hesabında neyi düşünüyoruz? Ya bank hesabımıza yatan bir tutar var veya bank hesabına ödenen bir şey var. Bunun için kullanıyoruz. Ama gelin görün ki arkadaşlar 108 diğer hazır değerler hesabına baktığınız zaman adı üzerinde diğer hazır değerler. Yani şu yukarıdakilere girmeyenlerin toplandığı torba bir hesap izni. İsminden de ne olduğu anlaşılmıyor. Bundan dolayıdır arkadaşlar, şöyle bir tanımı vardır muhasebenin yönetmeliğinde. Diğer hazır değerler hesabı, hazır değerler hesap grubunda sayılan hesaplar içerisinde tanımlanmayan ve niteliği itibariyle bu grupta izlenmesi gereken diğer hazır değerler için kullanılıyor. Yani kabaca bir tanım böyle. Ne oldu aslında o kadar da belli değil. Ama siz şunu bilin, 108 diğer hazır değerler hesabı arkadaşlar, muhakkak ama muhakkak bu hesaplardan biriyle çalışalım. Bu gelir 100 kas hesabı olur veya 103 verilen çekler ve göndermemeler hesabı olur. Bunlara bağlı bir hesaptır. Yani tek başına çalışması mümkün değildir. Bu yüzdendir ki arkadaşlar mesela şu genel bütçeli detaylı hesap planı 108 hazır değerlerin içindekiler arkadaşlar. Yardımcı hesaplar. 8 diğer hazır değerler hesabını duyunca, yani test sınavlarında falan görünce aklınıza şu olasılıklar gelsin arkadaşlar. Ya kasa varlığından bankaya yatırılmak üzere gönderilen bir tutar vardır. Hatırlıyor musunuz? Muhasebe biriminin veznesine gün içerisinde muhtelif türden paralar yatabilirdi. Diyelim ki Erciyes Üniversitesi muhasebe biriminin veznesine 20 Temmuz Pazartesi günü 20.000 TL yaptı. Vezneler bu 20.000 TL'yi ne yapmalıydı? Vezneden bir teslimat müzakeresi düzenleyip protokol imzaladıkları bankaya götürüp bankaya yatırmalıydı. Çünkü gece kasaya vezneye hırsız girebilirdi. 108 diğer hazır değerleri görünce arkadaşlar aklınıza ilk şey gelsin. Kasa varlığından banka yatırmak üzere gönderilen bir tutar olabilir. Veya arkadaşlar vezneler adına düzenlenen bir çek olabilir. Bu neydi mesela? Diyelim ki Erciyes Üniversitesi muhasebe birimine sabah vezneler geldi. Bir tane vatandaş geldi. Vatandaşa vezneden ödeme yapılmalı. Biliyorsunuz belli durumlarda. Onu da isterseniz hemen gösterelim arkadaşlar. Belli durumlarda vezneden ödeme yapılmasına muhasebe mevzuatı izin veriyordu. Peki hangi durumlarda vezneden ödeme yapılabilirdi? Şimdi bakın 100 kas hesabında burada arkadaşlar 4 şey veriyor. İşte muhasebe birimi veznelerince tahsil edilen teminat ve depozitlerden alındığı gün iade edilmesi gerekenler. Dikkat edin. Bakanlık Hazine ve Mali Bakanlığı limit dahilindeki ön ödemeler. Ön ödemeler neydi işte? Avanslar, krediler ve emanet yabancı kaynaklar hesap grubundaki hesaplardan yapılacak ödemeler. Mesela 330 alınan depozito ve teminatlar, 330 emanetler hesabı gibi. Er ve erbaşlar yapılacak münferit ödemelerle banka şubesi bulunmayan yerlerde kasa limiti dahilindeki ödemeler ve son olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı kasadan yapılması bilinen diğer ödemeler. Diyelim ki Erciyes Üniversitesi bu ödemelerden birini yapacak. Ama o an veznede para yok. Vatandaş diyor ki ben paramı istiyorum kardeş diyor. Benim paramı verin. Vezneler o an ne yapıyor arkadaşlar? Gerek genel bütçe olsun gerek özel bütçe. Kendi adına muhasebe etkisi imzasıyla bir çek düzenliyor. Bu çeki bankaya götürüp veriyor. Diyor ki benim acilen örnek veriyorum 5000 TL ihtiyacım var. Bu çek karşılığında benim banka hesabından bana 5000 TL öde. Benim banka hesabından bu parayı düşersin. Yani bir nevi şey aslında. Bankadaki hesabınızdan para çekiyorsunuz anlık olarak. Buydu. Veya diğer bir olasılık neydi arkadaşlar? 108 diğer hazır değerler hesabını gördüğünüz zaman. Tıpkı şurada hani kasa varlığından banka yatırmak üzere gönderilen TL tutarlar vardı. Aynı zamanda döviz de gönderilebilir. Neyi biliyorduk önceki videolarda?
Disney'e Türk lirası, yani convertible Türk lirası yaptığı zaman 100 kas hesabı kullanılırdı. Ama convertible TL bank hesabını yaptığı zaman 102 bank hesabı kullanılırdı. Ama 105 döviz hesabı hem Disney'e hem de bank hesabını yatan tutarlar için kullanılıyordu. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Mesela şu 105 döviz hesabına şimdi gelelim mesela. Bakın 105 döviz hesabı. Kasadaki dövizler, yani Besni'ye vatandaş gelip convertible bir döviz atarsa yine 105 döviz hesabını kullanırız. Erciyes Üniversitesi'nin banka hesabına convertible döviz yatığında yine 105 döviz hesabını kullanırız. Yani 105 döviz hesabı hem kasaya yatan paralar hem de banka hesabına yatan dövizler için kullanılabiliyor. Eğer Besni'ye döviz yatırılırsa bunu bankaya göndermek için tıpkı burada olduğu gibi yine düzenlemem gerekir. Teslimat müzekkes düzenlemem gerekir. Burada aklınıza gelsin arkadaşlar. 108 yer hazır değerler hesabı. Bir başkası dolaşımdan kaldırılan maliyeli paralar var. Bunu ben size daha anlatmadım. Biraz karışık olduğu için en sonları bırakıyorum. Bu ara şey de söyleyeyim. 107 elçilik ve konsolosluk nezdindeki paralar hesabı da diğer hesaplara göre biraz daha karışık olduğu için tıpkı 104 proje özel hesabı gibi sondaki videolarda anlatacağım. Yani sakın anlatmayacağım zannetmeyin arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar son olarak 108 diğer hazır değerler hesabını gördüğünüz zaman aklınıza şu gelsin. Bir banka hesabından mesela Erciyes Üniversitesi'nin Ziraat Bankası'nın banka hesabından Vakıfbank'taki banka hesabına bir aktarma mesela 10.000 TL'yi Ziraat Bankası'ndan Vakıfbank'a aktar diye bir talimat verirsek burada yine hangi hesabı kullanacağız arkadaşlar? 108 diğer hazır değerler hesabını kullanacağız. Özetle şunu diyorum. 108 diğer hazır değerler hesabını gördüğünüz zaman şunlar aklınıza gelsin. Kasa varlığından bankaya gönderilmek üzere teslimat müzakeresi düzenli gönderilen Türk lirası veya döviz cinsinden tutarlar var. Bu aklınıza gelsin. Veya veznede para yok. Vezneler adına düzenlenen bir çek var. Veya bir hesaptan başka hesaba gönderilen, aktarılan bir para var arkadaşlar. Şimdi gelin muhasebe yönetmeliğinde bu 108 diğer hazır değerler hesabının çözer kısmına bakalım. Bakın burada ne anlatıyor? Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri diyor. Kasa ihtiyacı için. Yani bu diyordu ki Erciyes Üniversitesi'nin veznesinde para yok. Para istiyor. Genel bütçe liderler nereden istiyordu arkadaşlar bunu? Hem ödemeleri hem de para ihtiyaçları olduğu zaman arkadaşlar muhakkak genel bütçeden isterler bunu. Dikkat ediniz. Özür dilerim. İç ödemeler muhasebe birimden isterler. Örnek veriyorum. Ankara Muhasebe Müdürlüğü'nün veznesine acilen 5.000 TL olması gerekseydi Ankara Muhasebe Müdürlüğü genel bütçeli bir idare olduğu için iç ödemeler muhasebe biriminden 108 hesaplı diyelim ki 5.000 TL talep edecek. Bana 5.000 TL'yi ver ki ben VC'den bir vatandaşa ödeme yapacağım. Veya kasa fazlası paraları yani Türk lirası veya dövizleri bankaya gönderilmesi için kullanılırdı. Bir yerde teslimat müzakeresi düzenlendi kelimesini gördüğünüz zaman aklınıza gelmesi gereken hesaplardan biri 108 yer hazır değerli hesabı. Tıpkı kasa ihtiyacı için çek düzenlenmiştir dendiği zaman da aklınıza direkt 108 diğer hazır değerler hesabı gelsin arkadaşlar. Şimdi gelin bu olasılıkları tek tek örnekler üzerine görelim. Şimdi ilk konumuz hesaplar arası aktarma. Deniliyor ki 16 Temmuz 2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu Ziraat Bankası hesabından 84.000 TL'nin Vakıfbank hesabına aktarılması için talimat vermiştir. Kime veriyor? Ziraat Bankası'na veriyor. Diyelim ki hesabında 1.000.000 TL var. Diyor ki bunun 84.000 TL'sini Vakıfbank'a aktar diyor. Talimat vermiş olup ertesi gün paranın aktarıldığı banka hesap hücre anlaşılmıştır. Bu sorularda şey dikkat edin arkadaşlar. Size neyi soruyor? Bakın bir talimat veriyor ilk önce. Diyor ki parayı aktar diyor. Ziraatten Vakıfbank'a aktar. Ertesi günde diyor ki banka hesap hücre çetlerine göre bu para aktarılmıştır. Şimdi bana neyi soruyor? Neyi sormuş arkadaşlar? Aktarma talimatına ilişkin kaydı sormuş. Yani paranın hesaba yatma kaydını değil, aktarma talimatını sormuş. Şıklar bunlar arkadaşlar. Şöyle bir bakın. Değerlendirin şıkları. Sizce hangisidir? Aktarma talimatı hangisi olabilir? Şimdi gene şıklara beraber bakalım. Şimdi ilk Ziraat Bankası'na talimat verildiği zaman arkadaşlar demiştim ya bu tarz bankalar arası talimat gördüğünüz zaman ilk aklınıza gelmesi gereken hesap 108 diğer hazır değerler hesabıdır. 108 diğer hazır değerler hesabı bir varlık hesabı olduğu için ve düzenleyici bir hesap olmadığı için tıpkı 100 kasa 101 alınan çekler hesabı gibi ilk borcundan çalışır. Diğer taraftan da arkadaşlar 103 verilen çekler ve gönderme emirleri hesabı tıpkı 106 döviz gönderme emirleri hesabı gibi aktifi düzenleyici bir hesaptır. Bu yüzden bulundukları grubun tam tersi mantıkla çalışırlar. Yani
ilk alacağından çalışırlar arkadaşlar. Burada ne yaptık arkadaşlar? Bankaya, Ziraat Bankası'na talimat verdik. Dedi ki hesabımızdaki 84 bin lirayı, bakın Vakıf Bank'a aktar. Bakın hesabın adı ne arkadaşlar? Verilen çekler ve gönderme emirleri. Sermaye Piyasası Kurulu burada Ziraat Bankası'na ne emri veriyor? 84 bin TL'yi Vakıf Bank'a aktar diyor. Ama daha bu aktarılmanın yapılıp yapılmadığı belli mi? Hayır değil. Bu ne zaman belli olacak arkadaşlar? Ertesi gün banka hesap reçetleri gelecek. 84 bin TL SPK'nın hesabındaki Ziraat Bankası'nın hesabında bir azalma olduğu görülecek. Diyecek ki Ziraat Bankası sen bana emir vermişsin 84 bin TL'yi Vakıf Bank'a aktar diye. Ben de aktardım. Yani Ziraat Bankası'ndaki hesapta bir azalma, Vakıf Bank'taki hesapta da bir artış olmalı. Şimdi gelin bunun kaydına bakalım arkadaşlar. Bakın gördüğünüz üzere bu aktarma talimatının yerine getirilmesi kaydı. Bir önceki kayıtta 103 verilen çekler ve gönderme emirleri aktifi düzenleyici bir hesap olduğu için ilk alacağından çalışmıştı. Ertesi gün artık bu talimat emiri Ziraat Bankası yerine getirdiği için borcundan çalışarak ne yaptım arkadaşlar? Kapattım. Diğer tarafta Ziraat Bankası'ndaki banka hesabımızda artık 84 bin TL'lik bir azalış oldu. Aşikar kesin. O yüzden de ne yaptım? Bir varlık hesabı olan 102 bank hesabını alacağından çalıştırarak 84 bin TL azalttım. Diğer taraftan Vakıf Bank'taki banka hesabında SPK'nın Sermaye Piyasası Kurulu'nun ne oldu arkadaşlar? 84 bin TL'lik bir artış oldu. Bu yüzden varlık hesapları biliyorsunuz borcundan çalıştığı zaman düzenleyici hesapları hariç artış olurdu. Vakıf Bank'ta 84 bin TL artış yaptık. Diğer taraftan şu ilk başta çalıştırdığımız 108 diğer rezervler hesabının artık gerek kalmadığı için çünkü geçici bir hesaptı. Bunu da kapattık arkadaşlar. Buna göre soruya şimdi gelin şıklara bir bakalım arkadaşlar. A şıkkı yanlış. Hani çünkü bir ilk önce bir talimat vermesi gerek ki bu kayıtlar burada talimat yer almadığı için yanlış. B şıkkı arkadaşlar eğer bize aktarma talimatını değil de ertesi gün banka hesap cetveline göre Vakıfbank'taki kaydı sorsaydı bakın Vakıfbank'ta bir artış var. 108 diğer hazır değerleri hesabımızdaki talimat yerine getirildiği için azalmış. Eğer bana Vakıfbank'taki kaydı sorsaydı ertesi gün doğru cevap B olurdu. Ama bana neyi soruyor? Aktarma talimatını soruyor. C şıkkı arkadaşlar eğer ki bana ertesi gün Ziraat Bankası'ndaki azalış kaydını sorsaydı doğru cevap C seçeneği olurdu. Ama bunu da sormuyor. Geriye tek hangi şık kalıyor arkadaşlar? D şıkkı. D şıkkı bir emir gönderme emir talimatlı kaydıdır. Şunu unutmayın arkadaşlar. Şu kaydı gördüğünüz zaman 108 ve 103 kaydını gördüğünüz zaman ki burada asla bütçe hesapları çalışmaz. 8'li hesaplar çalışmaz arkadaşlar. Çünkü bütçeden yaptığınız bir gider yoktur ki 830 bütçe giderleri hesabını kullanırsanız veya bütçenize girmesi gereken bir para gelir yoktur ki 800 bütçe giderleri hesabını çalışırsınız. Şu kaydı görürseniz arkadaşlar muhakkak şey diyeyim bu. Bir talimat veriliyor. Bankalar arası aktarma yapılması için bir talimat veriyor. Bunu birazdan farklı bir olasılığını daha göreceğiz. Şu kayıtta arkadaşlar artık talimat yerine getirilmiş. Bakın banka hesabında bir azalış var. 103 verilen çekler ve gönderme emirleri artık emir yerine getirildiği için kapatıldı. Bu kayıtta arkadaşlar Vakıfbank'taki yani aktarılan hesaptaki paranın artış kaydı. Bunları lütfen not alınız. Şimdi ikinci bir soruya gelelim arkadaşlar. Bu sefer hesaplar arası aktarmaya geçtik. Genel bütçeli idarelerden nakit fazlasının iç ödemeler muhasebe birimine gönderilmesi. Daha önceki derslerde anlatmıştık arkadaşlar. Hani günlük gün içerisinde ödeneden hak variye vergi dairelerinde veya mal mudurluklarında veya muhasebe birimlerinde yani Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı olan muhasebe birimlerinde toplanan paralar belli bir tutarı aştığı zaman muhakkak bağlı oldukları Ziraat Bankası şubesine götürülüp banka hesabına yatırılmak zorunda. Yani veznede para gün sonunda tutulmaz. Niye? Akşam 5'te mesai bittikten sonra o vezneye hırsız girme olasılığı çok yüksektir arkadaşlar. Diğer taraftan para neden bir çelik kasanın içerisinde muhafaza edilsin? Gün sonunda banka hesabına yatırılsın ki ödeneden karşılığında neydi arkadaşlar genel bütçe idarelerde? 5018'deki Hazine Birliği ilkesi geliyor 6. madde. Akşam 5-5.30 gibi otomatikmen Ziraat Bankası tarafından iç ödemeler muhasebe biriminin banka hesabına gönderilir. İç ödemeler muhasebe birimi neydi? Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Ankara'daki bir muhasebe birimiydi. Aynı zamanda genel bütçeli idareler bir
para ihtiyacı doğduğu zaman da yine nereden para istiyorlardı arkadaşlar? İç ödemeler muhasebe biriminden. Yani gün sonunda paralar iç ödemeler muhasebe birimine gider. Genel bütçe idarelerde. Aynı zamanda genel bütçe idarelerinin bir para ihtiyacı olduğu da yine nereden isterler? İç ödemeler muhasebe biriminden isterler. Şimdi gelin örneğimize bakalım arkadaşlar. Sorumuz şöyle. Babadağ Mal Müdürlüğü'nde 14 Haziran 2020 tarihinde işlem mesai bitiminden 1 saat önce veznayı kapatılmıştır. Ve 17.000 TL'nin bunun nakit fazlası deriz arkadaşlar. Bankaya yatırılmak üzere teslimat müzakeresi düzenlenmiştir. Bu aşamada yapılması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? Şöyle bir şıklara bakın arkadaşlar. Bakın ne diyor? Teslimat müzakeresi düzenlenmiştir. Soru okurken bu tarz yerlerin altını muhakkak çizin. Şimdi teslimat müzakeresi düzenlenmiştir deyince aklımıza ilk hangi hesap geldi arkadaşlar? 3-8 diğer hazır değerler hesabı. Şimdi gelin bunların kayıtlarına bakalım. Burada teslimat müzakeresini anlatmıştık. Nasıl olduğunu daha önceki videolarda. Aynısına girmiyorum. Şimdi veznedar, Babadağ Mal Müdürü'nün veznedarı arkadaşlar, yüz kasa hesabındaki 17.000 TL'yi çelik kasadan alıp çantaya koyduğu için varlık hesabına ne yaptım? Bir azalış yaptım. Artık yüz kasa hesabında, çelik kasada 17.000 TL yok. Ama bu 17.000 TL niye yok arkadaşlar? Bankaya yatırılmak üzere veznedar bunu aldı. Ama henüz bankaya yatırdı mı? Hayır. Mal müdürlüğünden çıktı. Veznenin kapısını kilitledi ve çıktı. Henüz banka hesabına yatan bir tutar olmadığı için arkadaşlar burada 102 banka hesabını otomatik kullanamayız. Çünkü daha banka hesap özet çetleri gelmedi ki. Belki veznedar yolda kalp krizi geçirecek veya hırsızlığa maruz kalacak. Daha banka hesabına yatan bir tutar yok. O yüzden geçici bir hesap olan neyi kullandık arkadaşlar? 108 diğer hazır değerler hesabını borcundan kullandık. Teslimat müzakeresi düzenlendi dendiği zaman arkadaşlar aklınıza otomatikmen bu hesap gelsin. Eğer Babadağ Mal Müdürü veznedarı 17.000 TL yerine diyelim ki 17.000 dolar yani döviz için çünkü döviz de alıp ne yapmalı? Döviz hesabına yatırmalı. Deseydi arkadaşlar burada 100 kasa hesabı yerine 105 döviz hesabı parantez içerisinde 01 şurada vardı ya arkadaşlar 105-01 kasadaki dövizler hesabı yazacaktı. Üst kasa hesabı yerine buna dikkat ediniz. Ama teslimat müzakeresi dendiği zaman aklınıza bu hesap geldi. 108 diğer hazır değerler hesabı borçlu. TL ise yüz kasa hesabı, konvertible döviz ise 105 döviz hesabı kasadaki dövizler yazacak. Şimdi ertesi gün veznedar gitti bunu bankaya yatırdı. Ertesi gün banka hesap özet çetleri geldi Mal Müdürlüğü'ne. Dedi ki evet 17.000 TL veznedar geldi bankaya yatırdı. Bu sefer Babadağ Mal Müdürlüğü'nün banka hesabında bir artış olduğu için 17.000 TL borcundan çalıştırdım varlık hesabını. Diğer taraftan 108 diğer hazır değerler hesabını artık ne yapmam gerek arkadaşlar? Kapatmam gerek çünkü kullanmama gerek kalmadı. Şimdi burada arkadaşlar bu genel bütçeli idare değil de genel bütçe dışında özel bütçe veya düzenleyici denetleyici kurumlar olsaydı bu kayıtlar burada bitecekti. Ama biz neyi biliyoruz arkadaşlar? Genel bütçeli idarelerin banka hesabına yatan tutarlar gün içerisinde akşam 5-5.30 gibi otomatikmen süpürülerek mesela Edirne Muhasebe Müdürlüğü'ndeki, Trabzon Muhasebe Müdürlüğü'ndeki veya nasıl örnek vereyim herhangi bir mal müdüründeki Kemer Mal Müdürlüğü olabilir, İskilip Mal Müdürlüğü olabilir, Vekili Mal Müdürlüğü olabilir. Bu mal müdürlüklerindeki vergi değerlerindeki paralar gün sonunda otomatikmen Ziraat Bankası şubeleri tarafından Ankara'daki iç ödemeler muhasebe biriminin banka hesabına aktarılır. O yüzden genel bütçe idarelerde bundan dolayı bir kayıt daha fazla yapılır. Şimdi bu 17.000 TL arkadaşlar Mal Müdürlüğü'nün banka hesabına yatırılan 17.000 TL veznedar yatırıldı. Yatırdı. Diyelim ki akşam 4.30'da yatırdı. Bir saat sonra ne olacak? İç ödemeler muhasebe biriminin hesabına aktarılacak. Yani banka hesabındaki tutar bir saat sonra ne olacak arkadaşlar? Tekrar mal müdürlüğündeki azalacak. Bu yüzden Babadağ Mal Müdürlüğü şikayet yapacak. 102 banka hesabı alacak. 510 nakit hareketleri hesabı borç. Bu hesabı arkadaşlar 510'a nakit hareketleri hesabına borç. 102 banka hesabı alacak gördüğünüz zaman aklınıza şu gelecek. Genel bütçeli bir idarenin muhasebe biriminin mal müdürlüğü olabilir, muhasebe müdürlüğü olabilir, vergi dairesi olabilir hiç fark etmez. Bunun banka hesabındaki tutar gün sonunda Ankara'daki iç ödemeler muhasebe biriminin hesabına aktarılmıştır. Bu da aktaran mal müdürlüğü, muhasebe müdürlüğü veya vergi dairesinin kaydıdır.
Peki parayı alan iç ödemeler muhasebe birimi nasıl bir kayıt yapacak arkadaşlar? İç ödemeler muhasebe biriminin bank hesabında ne oldu? Bir artış oldu. 102 bank hesabı 17.000 TL diyecek. Diğer taraftan bu Babadağ Mamudürlüğü'nün yani parayı gönderen Taşra Teşkilatı'ndaki muhasebe biriminin borcundan çalıştırdığı 5 ton nakit hareketleri hesabını bu sefer alacaktan çalıştırarak kapatacak. Yani diyecek ki senin bana gönderdiğin parayı ben aldım. 510'un karşılıklı ne yaptık arkadaşlar? Kapattık. Bunlara dikkat edin. 5 ton nakit hareketleri hesabı bakın ne diye geçiyor arkadaşlar? Aynı bütçeli kamu idareleri. Bakın mesela Mal Müdürlüğü, Muhasebe Müdürlüğü, Vergi Dairesi. Hepsi genel bütçeli idarenin taşra teşkilatı. Muhasebe birimlerince nakit fazlası olarak işte bu teslimat müzakeresi düzenlenerek gönderilen var arkadaşlar. O veya diğer muhasebe birimlerine nakit ihtiyacı olarak gönderilen ve bu mahiyette alınan paraların izlenmesi için kullanılır diyor. Burada da bizim bu muhasebe kaydımızın açıklaması yapıyorum. Ne diyor arkadaşlar? Genel bütçe kapsamındaki kamu değerleri, yani genel bütçeyi kısıtlıyor. Kamu değerleri muhasebe birimlerinden nakit fazlası olarak gönderilen paralar ile anlaşmalı bankalarca tahsil edilip doğrudan hazine hesabına aktarılan tutarlar. İç ödemeler muhasebe birimince bu hesabı alacak. Yani 5 son nakit hareketleri hesabını alacak. 102 banka hesabını borç kaydedilir diyor. Bu maddelere dikkat edin arkadaşlar. Size bazen sorularda şey soruluyor. Mesela şu kaydı veriyor size. Diyor ki bu kayıt aşağıdakilerden hangisi için yapılmıştır diye size sözel sorular soruyor. Bu yüzden diyorum ya bu videoyu izlerken muhakkak not alınız. Şimdi 108 diğer hazır değerler hesabının bir başka kullanılma sebebi neydi arkadaşlar? Alanı. Kasa ihtiyacı için veciler adına çek düzenlenmiş. Yani kasadan birine bir vatandaş ödeme yapılacak ama kasada para yok. Muhasebe yetkilisi veciler adına bir çek düzenliyor. Diyor ki vecilere git diyor bunu bankadan bu parayı al getir vezneye koy vatandaş ödemeyi yap. Şuna dikkat edin arkadaşlar. Muhasebe etmeli diyor ki merkez yönetim muhasebe etmeli. Muhasebe yetkilileri de dahil olmak üzere bakın. Muhasebe yetkilileri de dahil olmak üzere. Veznedarlardan başka hiçbir kimse bankadan para alamayacağı gibi muhasebe yetkilileri kefalete tabi olmadıklarından fiilen tahsilat ve ödeme yapamazlar ve veznedarlara vekalet edemezler. Yani şunu diyor arkadaşlar. Normal şartlarda her ne kadar diyelim ki bir yeni mahalle mal müdürlüğü, yeni mahalle mal müdürlüğünün mal müdürü muhasebe yetkilisidir. Veznedar'da normal şartlarda mal müdürünün emri altında çalışan bir personeldir normal şartlarda. Ama diyor ki buna rağmen diyor muhasebe yetkilileri diyor veznedarlara vekalet edemezler. Niye? Çünkü kefalete tabi değil. Kefalet edildi şu arkadaşlar. Veznedarlardan kefalete tabi oldukları için aylık maaşlarından belli bir tutar kesildi. Bu tutar daha sonra görevden ayrıldıktan sonra belli şartlarda kendilerine iade edilir. Buna kefalete tabi olmak denir. Bu yüzden diyor veznedarı vekalet edilmeyeceği için vezneye oturup mesela bir para tahsilatı yapamaz. Aynı zamanda da ödeme yapamaz. O yüzden diyor bankadan parayı çekecek olan sadece kimdir diyor. Veznedardır. Bu tarz özel bilgilere de dikkat edin. Şimdi geldim arkadaşlar. Örnek Azizliye Mal Müdürlüğü kasa ihtiyacı için iç ödemeler muhasebe biriminden 1.740 TL nakit talep etmiştir. Neden arkadaşlar? Geçici, özür dilerim. Genel bütçeli bir idare olduğu için Azizliye Mal Müdürlüğü Erzurum'da. Nereden para isteyecek arkadaşlar? İç ödemeler muhasebe biriminden. Niye? Az önce demiştim ya. Gün içerisinde toplanan paraları Azizliye Mal Müdürlüğü nasıl ki iç ödemeler muhasebe birimine gönderiyorsa para ihtiyacı olduğu zaman da yine iç ödemeler muhasebe birimine isteyecek. Peki İlk önce ne yapması gerek? Veziler adına bir çek düzenlenip bankaya verilmeli. 108 diğer hazır değerler hesabına borç, 325 nakit talep ve tahsil hesabını alacak. Şunu unutmayın arkadaşlar, 325 hesabı normal şartlarda kim kullanıyordu sadece? Genel bütçeli idareler kullanıyordu. İç ödemeler muhasebe biriminden para talep etmek için. Bakın size şurada 325'in detaylarını göstereyim mesela arkadaşlar, gözümüze daha iyi canlansın. Görüyor musunuz? İş ödemeler muhasebe birimi diyor ki benden de 325 hesaplı para iste diyor. Ama bu parayı isterken yani nakdi isterken diyor ne için istiyorsun? Bana onu bir söyle diyor. Hani birine aldığın bir teminatın iadesini yapacaksın, birine personel avansını vereceksin, birine bir icra ödeme maaşından icra kesintisi yaptığında onu mu ödeyeceğiz? Hani benden ne mesela veya ayın 15'inde personel maaşı ödeyeceksin. Onun için mi istiyorsun? Ya benden bu parayı niye talep ediyorsun? Bunu bana bir söyle, ben de sana göndereceğim diyor.
Şimdi ne yaptı arkadaşlar Azize İmam Müdürlüğü? 108 değer zederleri hesabına borç, 325 nakit talep ve tahsilleri hesabına alacak diyerek para istedi. Eğer burada genel bütçeli idare değil de genel bütçe dışında örnek veriyorum Eskişehir Anadolu Üniversitesi muhasebe birimi kasa ihtiyacı için çek düzenleseydi Veznedar adına 325 nakit talep ve tahsil hesabı yerine 103 verilen çeklerle gönderme bilirini kullanacak. Niye? 325 hesabı yani iç ödemeler muhasebe biriminden sadece genel bütçeli idareler para isteyebiliyor. O yüzden Anadolu Üniversitesi'nin özel bütçeli idarenin veya düzenleyici denetleyici kurumu iç ödemeler muhasebe biriminden para talep etme gibi bir durum söz konusu olmadığı için direkt 325 hesap yerine 103 verilen çekler ve gönderme milleri hesabını kullanırlar arkadaşlar. Şimdi diyelim ki iç ödemeler muhasebe birimi Azize İmam Müdürlüğü'nün banka hesabına 1740 TL'yi gönderdi. Ne oldu arkadaşlar? 102 banka hesabına borç dedi Azize İmam Müdürlüğü. 510 nakit hareketleri hesabına da alacak dedi. Niye arkadaşlar? Bu kayıt Azize İmam Müdürlüğü kaydı. Niye? İç ödemeler muhasebe biriminin para gönderirken arkadaşlar Azize İmam Müdürlüğü nasıl bir kayıt yaptı? 510 nakit hareketleri hesabına borç dedi. 102 banka hesabına da arkadaşlar alacak dediği için şu 510'u bir şekilde kapatması gerekiyor. 510'un borcundan çalışılan yer neresi arkadaşlar? İç ödemeler muhasebe birimiydi. Azize İmam Müdürlüğü de burayı ne yaptı arkadaşlar? Alacağından çalışarak kapattı. Diğer taraftan artık para geldiği için Mal Müdürlüğü ne yapacak arkadaşlar? 325 nakit talep tahsilleri hesabına borç artık kapatacak. Çünkü para geldi. 325'i kullanmasına gerek kalmadı. 103 verilen çekler ve gönderme emirleri hesabını alacak dedi. Artık bankaya diyor ki bak benim param geldi diyor. İç ödemeler muhasebe biriminden istediğim para geldi. Bu parayı benim veznedarıma ver. Veznedar bu parayı aldığı zaman arkadaşlar kasaya koyacak ya. Yani kasaya koyduğu zaman 100 kasa hesabını 1740 TL dedi. Artık şu ilk başta kullandığı 108 diğer hazır değerler hesabı vardı ya arkadaşlar. Buna gerek kalmadığı için de ne yaptı? Kapattı. Ertesi gün banka hesap üzeri çetveli gelecek ya muhasebe biriminde, mal müdürlüğünde diyecekler ki size 1740 TL gelmişti banka hesabınıza. Şurada borcundan çalıştırmıştık ki arkadaşlar. Bu gelen parayı veznedarınız geldi, aldı, götürdü. O yüzden 102 banka hesabına artık ne oldu arkadaşlar? Bir azalış oldu. 1740 TL azalış olduğu için varlık hesabında. Alacağından çalıştırdım. Diğer taraftan şurada verdiğimiz emir, bankaya emir vermiştik ya, bu 1740 TL'yi veznedara öde. Bu emir de yerine getirildiği için arkadaşlar artık bunu kapattık. 103'e 102 dedik. Bunların her biri size arkadaşlar sınavda soru olarak gelebilir. O yüzden şu kısımları aşama aşama muhakkak not edin. 108'e 325 kaydı genel bütçeli idarelerde kasa ihtiyacı için veznedar adına çek düzenlenmesidir. Bu notları alın. İç ödemeler muhasebe biriminden Taşra'daki muhasebe birimine para geldiği zaman Taşra muhasebe birimi 102 banka hesabına borç 510 nakit hareketleri hesabına alacak kaydı yapar arkadaşlar. Para geldikten sonra artık veznedar adına düzenlenen çek yani bu parayı veznedara mı ödeyin çünkü para geldi artık banka hesabımıza 325'e 103 kaydı yapılır arkadaşlar. Daha sonra veznedar bu parayı çekip kasaya koyduğu zaman yani artık çelik kasanın içerisinde fiilen para olduğu zaman 100 kasa hesabına borç, 108 diğer hazır değerler hesabına alacak kaydı yapılır. Ertesi günde 103'e borç, 102'ye alacak kaydı yapılır. Arkadaşlar muhakkak not alınız. Mesela şu kaydın tam tersi neydi arkadaşlar? 108 diğer hazır değerler hesabına borç, 100 kasa hesabına alacak kaydın neydi bunun tam tersi? Neydi? Kasadaki nakit fazlasını teslimat müzakeresi düzenleyerek bankaya götürdüğümüz aşamada ne kaydediliyordu? 108 diğer hazır değerler hesabına borç, 100 kasa hesabına alacak diyordu. Demek ki bunun tam tersinin neymiş arkadaşlar? Veznedar kasa ihtiyacı için gitti bankadan para aldı yani çeki bozdurdu geldi aldı koydu.
Buna da 100 kas hesabına borç, 108 diğer hazır değerler hesabına alacaklar depolanmış. Dediğim gibi bu tarz notları alın, çünkü size mesela sadece şu kayıt veriliyor. Bu diyor ne anlama gelmektedir? Diyor, A şıkkı diyor Mahmut Ölünce bir çek düzenlenmiştir diyor. B şıkkı diyor iç ödemeler muhasebinden para gelmiştir diyor. C şıkkı diyor kasa ihtiyacı diyor bankadan alınarak diyor kasaya konulmuştur diyor. Doğru cevap budur arkadaşlar. Yani sadece muhasebe kayıtlarını anlamaya veya ezberlemeye sakın çalışmayın. Notlarınızı iyi tutun. Peki, genel bütçeli idareler dışındaki idarelerde vezneler adına çek düzenlendiği zaman nasıl oluyor? Yani özel bütçeli idarelerde ve düzenleyici denetici kurumlarda. Az önce biraz bahsetmiştim ama biraz daha ayrıntılı bakalım. 16 Temmuz 2020 tarihinde Türk Dil Kurumu vezneler adına kasa ihtiyacı için. Ya, kasa ihtiyacı şudur, kasadan bir ödeme yapacaksınız ama kasada ya para yok, hiç yok ya da yeteri miktarda para yok. Mesela bu vatandaş 2300 TL ödeyeceğiz. 2300 TL tutarında çek düzenlenmiştir diyor. Bakın kasa ihtiyacı için vezir adına çek düzenlenmesi, 108 diğer hazır değerler hesabına borç, 103 verilen çekler ve gönderilenler hesabına alacak. Burada şunu düşünebilirsiniz. Ya, soru diyor ki size kasa ihtiyacı için vezir adına çek düzenlenmiştir. Ya, çek deyince aklınıza hangi hesap geliyor arkadaşlar? 103 verilen çekler ve gönderilenler hesabı. Değil mi? Çünkü 106 döviz gönderilemeleri hesabı TL cinsinden değil, 2300 dolar gibi convertible bir döviz cinsinden ödeme yapacağınız zaman kullanılır. Şunu düşünün. O zaman her halükarda 103 verilen çekler ve gönderilemeleri hesabını kullanacak. Bu hesap düzenleyici bir hesap olduğu için bakın yanında eksi işareti var. İlk alacağından çalışır. Tamam. Peki ben borcundan hangi hesabı çalıştırmalıyım? Şimdi 630 giderler hesabını kullanamazsınız. Çünkü yaptığınız bir hizmet gibi bir gider yok. 150 ilk madde malzeme hesabını kullanamazsınız. Kırtasiye malzemesi gibi bir şey almamışsınız. Yani bir varlık hesabı kullanamazsınız. Mesela bina almamışsınız, 252 binalar hesabını kullanırsınız. Kasa için gideceğim bankadan para alacağım. O zaman geçici bir hesap olan 108 diğer hazır değerler hesabını kullanırım. Burada 100 kasa hesabını kullanamam. Çünkü daha bankaya yani kasaya giren bir para yok ki 100 kas hesabını borcundan çalıştırayım. 102 banka hesabını kullanmam. Daha banka hesabını neden bir para yok. Neyi biliyorduk? 100 kas hesabı, 102 banka hesabı gibi varlık hesapları ilk borcundan çalıştıkları zaman orada bir artış vardır. Bunları da çalıştırmam. O zaman 108 diğer hazır değerler hesabı gibi geçici bir hesabı kullanacağım. Daha sonra diyor ki kasa ihtiyacı olan 2300 TL vezneler tarafından bankadan çekilerek yani alınarak kasaya konulmuştur. Bakın kasaya konulduğuna göre her halükarda 100 kasa hesabında bir artış olmalı. Tamam, 100 kasa hesabında 2300 yazdım. Niye alacağından çalıştırmalıyım? Çünkü çift taraflı kayıt sistemine göre tutarlar eşit olmak zorunda borç alacak. 108 diğer hazır değerler hesabını çalıştırmalıyız. Bazı arkadaşlar diyor ki 102 banka hesabını niye kullanmıyor? Çünkü bankadan para çektik ya. Ama daha size soru da banka hesap ücret göre banka hesabında bir azalma vardır demiyor. Mesela bu tutarı vatandaş, veciler 16 Temmuz'da çekiyor. Ama banka hesap ücret çetleri çoğunlukla ne oluyor arkadaşlar? Bir dahaki gün geliyor muhasebe günü. Yani 17 Temmuz'da geliyor. Daha 17 Temmuz'da belli olacak bizim banka hesabımızdan 2300 TL azalma oldu. O yüzden burada geçici bir hesap olan neyi kullanacağım arkadaşlar? 108 diğer hazır değerli hesabını. Bakın diyor ki ertesi gün muhasebe birimine gelen banka hesap ücret çeklerine göre banka hesabından 2300 TL'nin Bezna'da ödendiği anlaşılmıştır. Yani banka hesabında 2300 TL bir ne var arkadaşlar? Azalır. O zaman varlık hesabından banka hesabının azalış olduğuna göre 102 banka hesabını nereden çalıştıracağım? Alacağından çalıştıracağım. Borcundan neyi çalıştırmalıyım? Şimdi 108 bazı arkadaşlar diyor ki 108 diğer hazır değerler hesabını çalıştırmalıyız. Hayır, 108 diğer hazır değerler hesabı ilk borcundan çalıştırdı. Onu zaten ilk borcunda ilk aşamada çalıştırdı. O zaman neyi kapatmalıyım artık? Bankaya ben bir talimat vermiştim burada bakın arkadaşlar. Hani bu 2300 TL'yi veznedara öde. Ben sana bir emir veriyorum. Benim bankadaki hesabımdan 2300 TL'yi veznedara öde. Çünkü 103 verilen çekler ve gönderme emirleri neydi? Muhasebe yetkilisi bir çek veya gönderme emri imzalıyordu. Veznedarın emrini veriyordu. Veznedar o çekle bankaya gidiyor. Bankadan 2300 TL alıyor. Şunu unutmayın arkadaşlar. Bütün muhasebe birimlerin, muhasebe yetkililerin isimleri, soy isimleri ve imza örnekleri anlaşmalı oldukları bankaya verilir. Niye? Bankaya şey denir.
Hani bu muhasebe yetkilisinin imzası adı soyadı olmadan hiçbir tutar ödeme. Hani biliyorsunuz biz bile bankaya giderken işlem yaparken bizden imza alırlar, nüfus cüzdanı gösteririz. Mantığı budur arkadaşlar. Bankası bütçe cetveli de geldiği zaman 103 verilen çekler ve gönderme emirleri hesabına borç, 102 banka hesabına alacak kaydı yaparız arkadaşlar. Lütfen dediğim gibi şu kayıtların her birini aşama aşama not tutunuz. Mesela şu kaydı gördüğünüz zaman 100 kasa hesabına borç, 108 diğer rezervler hesabına alacak. Otomatikman aklınıza şey gelsin. Kasa ihtiyacı için rezerv adına çek düzenlenmişti. O para alınarak kasaya artık kurulmuş. Bunlar aklınıza gelsin. 108 diğer rezervler hesabı anlatacaklarım bunlar. Yine tekrarlıyorum. 108 diğer rezervler hesabı geçici olarak kullanılan bir hesaptır. Mesela 101 alınan çekler hesabının adına baktığınız zaman anlarsınız. Dersiniz ki ya bir çek alınmış, o kullanılıyor. Veya 102 banka hesabına dersiniz ki bankaya yatan bir tutar var veya bankadan ödenen bir tutar var. 102 banka hesabı kullanılır ama 108 diğer rezervler hesabı böyle değildir. Birkaç farklı hesapla birkaç farklı işlem için kullanılır. Hangi işlemler bunlar? Kasadaki nakit fazlası TL'lerin veya dövizlerin teslimat müzakeresi düzenlenerek gönderilmesi için kullanılır. Veya kasa ihtiyacı için veznedar adına bir çek düzenliyorsak orada kullanılır. Veya hesaplar için, mesela Vakıfbank'taki hesaptan Ziraat Bankası'ndaki hesabı bir aktarma talimatı veriyorsak bu aşamalarda kullanılır arkadaşlar. Lütfen ama lütfen dikkat ediniz, notlar alınız. Bu ara abone sayımız arkadaşlar 20 Temmuz itibariyle 382. Tekrar rica ediyorum bu YouTube sayfasını olabildiğince sosyal medyada diğer arkadaşlarınıza paylaşın ki bu abone sayısını 1000 yapıp canlı yayın derslerine başlayalım. Son olarak ben size burada arkadaşlar konu anlatımı yapıyorum ama siz çıkmazsınız sınav soruları. Mesela 2006, 2009, 2011, 2011 muhasebe uzmanlığı özel sınavı. Ayrıca 2012, 2013, 2015, 2016 ve 2018 muhasebe etkisi sertifika sınavı, 2016 müdürlük sınavı, 2019 hazine ve mali uzmanlığı, defter derlik uzmanlığı, yeterlik sınavına çıkmış muhasebe sorularının güncel mevzuata göre arkadaşlar. Çözümlerini ve diğer çıkması olası muhtelif soruları çözmek isterseniz arkadaşlar size bu kitabı önerebilirim. Bu kitabı kitap yurdundan veya Pelikan yayın evi gibi online yayın evlerinden arkadaşlar temin edebilirsiniz. Tekrar hepinize başarılar dilerim. Kolay gelsin hepinize arkadaşlar.